geldiniz. Merhabalar. Sarı sıcak Adana'nın yüreği güzel insanları, hoş geldiniz. Biz aslında bu akşam güzel bir düğüne şahitlik etmeye geldik. Gelmişken, hatta bu düğünü bekledik. Gelmişken Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a 3. zaferine 2 kez üst üste Adana Büyükşehir Belediyesi'ni kazanma başarısını tebrik etmeye geldik. Ancak biz bugün bilseydik miting yapardık. Bizi duydunuz, buraya koştunuz, burayı bir mitinge çevirdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu kürsüyü biraz öne alalım ya. Bunu biraz öne alın. Şuradaki insan nasıl görecek bizi? Sizi göreyim derken düşmeyeyim buradan. Adana'nın yiğit mert insanları, alnının terini pamuk tarlasına, alnının terini dokuma tezgahına, alnının terini sabah 5'te kalkıp gidip sokak başında işsiz, açsız bekleyip evine boş dönen Adana'nın mağdur, mağrur, güzel insanlarının kentine bizi bir kez daha böyle büyük bir coşkuyla kabul ettiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sessizlerin sesi, Orhan Kemal'in memleketindeyiz. Yaşar Kemal'in taş eksen boy verir dediği, her karış toprağı altın olan güzel Çukurova'dayız. Ve Adana'da seçtiğiniz, sizleri mecliste en iyi şekilde temsil eden 4 milletvekilinizle. Geçen dönem biri büyükşehir, 5 belediye başkanından, şimdi 9'u ilçe, biri büyükşehir, 10 belediye başkanına ulaştığımız bu güzel günlerde hem örgütümüzü temsilen il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza ve onların emeklerine karşılık veren, onlara güven duyan, onlara vazife veren sizlere teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Daha önce defalarca söyledim. Biz bu seçimleri sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, Türkiye İttifakı olarak kazanacağız dedim. Adana'da Adana İttifakı'nı kurduk. Türkiye'de Türkiye İttifakı'nı kurduk. Ülkesini seven, vatanını, bayrağını seven, milli takım gol atınca hep birlikte ayağa fırlayan, filenin sultanları kazanınca ay yıldızlı bayrak göndere çekilirken onlarla bir ağlayanların ittifakını, Türkiye ittifakını kurduk. Bu ittifakta yer alan elbette sosyal demokratlara, bu ittifakta yer alan milliyetçi demokratlara, yalandan ve haramdan bezmiş muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara, bu ülkede Türkiye İttifakı'na kendini ait hisseden bütün demokratlara selam olsun. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler büyük bir zafer elde ettik demiyoruz. Diyoruz ki büyük bir görev üstlendik. Çünkü kazandığımız seçim Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra birinci parti yapan ama belediye başkanlarının cebine birer altın anahtar koyan seçimdir. Bu altın anahtar
ne Adana'nın altın anahtarıdır, ne Büyükşehir Belediyesi'nin kapısının anahtarıdır, ne kasasının anahtarıdır. Bu belediyeler doğru, dürüst, adil yönetildikten sonra o anahtarın adı Atatürk'ün partisinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında iktidara taşıyacak anahtardır. O yüzden hepimiz görevimizin bilincindeyiz. Belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle, yardımcılarıyla, emekçilerimizle, çalışanlarımızla, örgütümüzle birlikte sorumluluğun farkındayız. Omuzumuzda, her birimizin omuzunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini iktidara taşıma sorumluluğu vardır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz 31 Mart seçimlerinde çok şey yaptık, bir şeyi yapmadık. Kavga etmedik. Kimse istiyor diye ne iktidarla ne muhalefetle ağız dalaşına girmedik. Kavgayı verdik. Kimin kavgasını verdik? 10 bin liraya mahkum edilen emeklinin, asgari ücretine zam yapılmayan emekçinin, ürünü para etmeyen çiftçinin, siftahsız dükkan kapatan esnafın, kredi kartı borcunu borçla kapatanların ya da artık döndüremeyip hacze uğrayanların, atanmayan öğretmenin, staj mağdurunun, emeklilikte kademe bekleyenlerin, emekli assubayların, mağdur olan kim varsa onun mücadelesini verdik, vermeye devam edeceğiz. Size söz olsun, sizin derdiniz olmayan hiçbir şey benim gündemim olamayacak. Ve şimdi Adana, Mısır'ın, neredeyse Türkiye'deki Mısır'ın yarısının üretildiği Çukurova, Türkiye'deki buğdayın %15'ini üreten Çukurova'da dün hububat fiyatı açıklandı. Açıklanan fiyata bir bakın, açıklayana bir bakın. Geçen hafta Rize'deydim. Buradan, Adana'dan Rize'ye, çay üreticisine Çukurova'dan selam olsun. Orada da fiyatı Twitter'dan açıkladılar. Burada da açıklanacak fiyat iyiyse o fiyatı Cumhurbaşkanı açıklıyor. Normalse bakan açıklıyor. Kötüyse birini bulup açıklatıyorlar. Ama dünkü buğday fiyatını açıklayacak adam insan içine çıkamaz, insan içine. Yazıklar olsun, tweet atıp açıklıyorlar. Şimdi geçen sene bu buğdayın fiyatı, alım fiyatı 8 lira 25 kuruş. Bu sene buğdayın alım fiyatı inanılır gibi değil. 9 lira 25 kuruş. Geçen seneden bugüne TÜİK'in hesabıyla enflasyon %80. Doğru mu? TÜİK, Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu TÜİK %80 diyor. Ama git sor, mazot kaç kat arttı? Gübre kaç kat arttı? İlaç kaç kat arttı? Ama enflasyon %100'ün üstündeyken, bütün giderler iki katını aşmışken %12 zam vererek 8.25'lik buğdayı 9.25'e satacaksın demek. 11 lira maliyeti olan buğdayı 9 liraya almak. Yani sen bir sene çalıştın, didindin ama karşılığında maliyetine bile kurtaramadın demek.
vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Çukurova'daki işçiye de, Çukurova'daki çiftçiye ve Türkiye'nin dört bir yanına, Konya'ya, İç Anadolu'ya, Ege'ye, Trakya'ya saygısızlıktır. Bu fiyatı kabul etmiyoruz. Bu fiyata direneceğiz, isyan edeceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok çok net bir tutumumuz var. Biz bu ülkede hem yıllarca çalışmış emeklilerin insanca yaşayacağı bir emekli maaşını, hem dünyanın en çok iş kazası olan, iş kazasında en çok kayba uğrayan ülkesinin hayatlarını tehlikeye atan emekçilerinin alnının terinin karşılığını almasını, hem çiftçilerin, tarımla uğraşanların, hayvancılıkla uğraşanların, hepimizi doyuranların önce karnını doyurmasını, topraklarını kaybetmemesini ve borçlarını ödeyip insanca yaşamalarını savunuyoruz. Bugün Adana'da 4 arazinin biri, arazilerin %26'sı ipotekli. Adana'daki toplam ipotek tutarı 1 trilyon liranın, eski paranın trilyonu değil, bugünkü paranın 1 trilyonunun 980 milyarın üstündedir. Türkiye'nin en kaliteli arazilerini Yunan sermayeli bankalara, İsrail sermayeli bankalara ipotek ettiren, Türkiye'de Trakya kadar alanı ekilemez dikilemez hale getiren, Hollanda kadar alanı tarım arazisi olmaktan çıkaran ve kendi kendine yetebilen bu ülkeyi dışarıda arazi kiralayan, dışarıdan ithalat yapan bir ülke haline getiren tarım politikalarını terk etmeden ne çiftçinin karnı doyar ne bu ülkenin karnı doyar. Çiftçiye sahip çıkacağız ve bu topraklarda birisinin dediği gibi al ananı da git demeyecek, birisinin dediği gibi çiftçi milletin efendisidir diyeceğiz. Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı emekliler için çok hazin bir şekilde geliyor. Biliyorsunuz ilk kez bayram ikramiyesi 2018 yılında alındı. 2018 yılında bayram ikramiyesi ile bugünkü bayram ikramiyesinin arasındaki fark şu: o tarihte kasaba gidince kurban kesemiyorsan 24 kilo kıyma alıyordun. Şimdiki bayram ikramiyesi 5,5 kilo kıyma alıyor. O zaman 24 kilo kıyma, şimdi 5,5 kilo kıyma. O zamanki en düşük emekli maaşı, AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 2 kurbanlık koyun alıyordu. Şimdi Adana'da sordum, kurbanlık koyun fiyatları 9 ila 18 lira. Ama ele gelen bir koç 15 liradan aşağıya değil. Eskiden 2 tane kurbanlık koç alan emekli maaşı, şimdi en cılız bir tanesini bile alamıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi emekli ikramiyesi için asgari ücret öneriyor. En düşük emekli maaşı için asgari ücret öneriyor. Buradan hükümete, iktidara sesleniyorum. Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Sayın Erdoğan'la. Sayın Erdoğan'a önümüzdeki hafta bana değil millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini bir asgari ücrete 17 bin liraya çıkarıp gelecek hafta
dağıtmasını öneriyorum. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her birinizin sesini ayrı ayrı duyuyoruz, duyuruyoruz. Önce atanmayan öğretmenler için bir miting yaptık. Sonra büyük emekli mitingi yaptık. Geçen hafta Rize'de çay üreticisinin sesini duyduk, duyurduk. 17 lira verdikleri çayın 25 lira olması gerektiğini, 25 lira olması gerektiğini söyledik. Şimdi Adana'dan sesleniyoruz. Buğday fiyatı 15 lira olmalıdır. Maliyetin 11 lira olduğu yerde 15 liradan aşağıya bir buğday fiyatını asla kabul etmiyoruz. Bundan sonra da gerek buğday üreticisinin sesini duyurmak için, gerek asgari ücret konusunda geçinemeyenlerin sesini duymak, duyurmak için ve hangi konu, hangi sorun varsa onlarla birlikte hem onların derdini mecliste söylemek, hem onların derdini grup toplantılarında söylemek, muhataplarına iletmek, çözüm önerilerini söylemek, ama günü geldiğinde ses duyulmuyorsa, denilen yapılmıyorsa ve zor durumdaki vatandaşa sahip çıkılmıyorsa onlarla birlikte sokaklarda yürümek, meydanları doldurmak, mücadeleni sonuna kadar sürdürmek boynumuzun borcudur. Ve bu sıcak Adana'da bu sıcak karşılamayla belediye ziyaretini mitinge çevirecek kadar burada toplanıp bizleri onurlandıran, gururlandıran sizlere şunu söylüyorum. Bir, sorunları hep birlikte konuşacağız. Tekrarın gücüne inanacağız. Biz hangi konuyu gündeme getiriyorsak, tarlalarda, bahçelerde, ovada, evde, ev gezmesinde, kahvehanede, sokakta, fabrikada hep birlikte tekrarlayacağız. Haklı olan biziz. Hakkını alması gereken biziz. Cumhuriyet Halk Partisi ki kimse sizlerin kimsesidir. Biz bu milletiz, bu milletin sesiyiz. Bunu duyacağız, her tarafta duyuracağız. Ve sizden şunu istiyorum. Seçim geldi geçti. Şımarmadık, şımarmayacağız. Ama bugün kazandığımız seçimin ikinci ayında değil, bir sonraki seçimin ikinci ayındayız. O yüzden durmadan, yorulmadan, dinlenmeden çalışacağız. Önümüzde büyük bir hedef var. İyi olan şu ki yerel seçim yerel seçimde kalmadı. Devam etti. Yerel seçimden bugüne, daha bugün ortaya çıkan, yayınlanan anketlerde hangi firma olursa olsun, iktidara yakın ya da uzak, hiçbirisinde partimizin oyu %30'un altında değil, 33, 34, 35 ölçüyorlar. Hiçbirinde seçim akşamına göre rakibimizle aramızda fark yok. Hepsi ölçüyor, fark açılıyor, açılıyor, açılıyor. Gazi'nin partisi birinci parti oldu. Burada duruyor, çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Her birimize bu sorumluluk düşüyor. Hep birlikte çalışmak, hep birlikte mücadele etmek,
yerel yöneticiler iyi hizmet etmek, onun iyiliklerini hep beraber anlatmak, milletvekillerimizle tüm sorunları, Adana'nın sorunlarını konuşmak, Adana'nın girilmedik kapısını bırakmamak, basılmadık toprak bırakmamak ve önümüzdeki seçimlere kadar her gün seçimmiş gibi çalışmak. Bugün buraya geleceğimizi duyup da koşup gelen sizlerin bu inançta olduğunu biliyorum. Sizlere sonuna kadar güveniyorum. Bugün burada büyük bir başarıyı kazanan, iki kişiden birinin oyunu alan Zeydan Karalar'ın bu başarısının önümüzdeki seçimlerde artarak partiye mal olması için hep birlikte gayret gösterelim. Buradan Adana'nın güzel insanlarına sesleniyorum. Geçmişte AK Partili olabilirsiniz, MHP'li olabilirsiniz, İYİ Partili olabilirsiniz. Hepiniz gönlümüzdesiniz. Biz bu iktidarı kimseye kötülük yapmak için değil, haksızlık yapmak için değil, hakkaniyetle çalışmak, üretmek, yönetmek için aldık. Bakın, Türkiye'deki Belediyeler Birliği seçimi vardı 2 gün önce. Belediyeler Birliği'nin delegelerinin %60'a yakını Cumhuriyet Halk Partili. Bu ne demek? İstediğimi başkan seçerim, bütün yönetimi alırım. Oylamayla da bütün projeleri kendi partime veririm. Böyle yapılır mı? Yapan vardı. Düne kadar AK Parti ile MHP bir araya gelip Belediyeler Birliği'nin bütün yönetimini alıp içeriye hiçbirimizi koymayıp belediyelerin toplam kaynağının %98'ini Cumhur İttifakı'nın belediyelerine veriyorlardı. Gün geldi, aynı gücü tek başımıza elde ettik. Ama öyle bir şey yapmadık. Evet, kendisini kutluyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı yaptık. Zeydan Karalar'ı onun birinci başkan vekili yaptık. Ama 14 kişilik yönetimin 7'sini biz alalım dedik, 7'sini diğer partilere bölüştürelim. Başkanla birlikte 8 bizim, çünkü Türkiye'nin %65'i bizim. Ama AK Parti'ye teklif ettik, MHP'ye teklif ettik. Herhalde geçmişte bize yaptıklarını düşünüp mahcup olup girmediler, ayrı liste çıkardılar, birlikte kaybettiler. Ama yeniden Refah Partisi'ne verdik. Ama DEM Parti'ye verdik. Ama MHP istemedi. İYİ Parti'nin 802 delegesi vardı. Bir tanesini yönetime aldık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüz oranını aldık. Herkesin hakkını verdik. Ve kaynakları da işte orayı yönetecekler. Biri Zeydan Başkan, bir tanesi Vahap Başkan. Kimseyi ayırmadan AK Parti'ye, MHP'ye projelerini yaptıklarında bütçedeki hakları neyse vereceğiz. Şunu söylüyoruz ki biz kötülük gördük, kötülük etmeyeceğiz. Haksızlığa uğradık, haksızlık etmeyeceğiz. Adaletsizliğe adaletsizlikle değil, en iyi cevap olan adaletle yanıt vereceğiz. O yüzden bunu sizden rica ediyorum. Bu bilgileri kentinize saklamayın. Bu bilgileri
her yerde konuşun, her yerde anlatın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet kurmuş partinin adaletini anlatın, iyi niyetini anlatın. Biz ki Türkiye'ye el uzatmışız, elimizi havada bırakmamışlar, o eli tutmuşlar, Cumhur İttifakı'nı kurmuşlar, Türkiye İttifakı'nı kurmuşlar, Cumhur İttifakı'nın köm sözlerine karşı hep yanımızda durmuşlar. Yalana inanmamışlar, iftiraya kanmamışlar. Türkiye İttifakı'nı seviyoruz, Adana İttifakı'nı seviyoruz. Onlara benim selamımı götürün. Şimdi Adana Spor ve Adana Demirspor, ikisi bizim için, Adana için çok kıymetli. Önce onların atkılarını alacağım ama almadan önce hepimiz hangi takımda ortak tutuyoruz? Milli takımı. Milli takımın renkleri Türkiye İttifakı'nın renkleri. Kırmızı. 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 En büyük. En büyük. Nasıl olacak biliyor musunuz? Atatürk'ün dediği yolda yürüyünce olacak. Muasır medeniyetlere giderken olacak. Onları geçmek için koşarken olacak. Avrupa Birliği hedefiyle olacak. 55 bin dolar milli gelir hedefiyle olacak. Milli gelir artınca o fileler de dolacak. O maaşlar da yetecek. Size söz veriyoruz. CHP gelecek. Bir dönem çalışacak. Bir daha seçilecek. 10 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti, 5 yılın sonunda Avrupa Birliği'ne girecek. 10 yılın sonunda 55 bin dolar milli geliri olacak. Hani bunlar paradan 6-0 attılar ya, biz 6-0 atmayacağız. 1-0 atacağız. Ama nasıl atacağız? Onlar gibi 6-0'ı hem ekmekten hem maaştan atmayacağız. Biz sıfırı atarken maaşlardan atmayacağız ama elektrikten atacağız, sudan atacağız, ekmekten atacağız, gübreden atacağız, mazottan atacağız. Çok değil, 1-0 atmaya geliyoruz. 1-0 atmaya. O 1-0 atacağız, 10 yılda alım gücünüzü 10 kat arttıracağız. Maaştan sıfır atmadan, mallardan sıfır atmanın yolu Avrupa Birliği yoludur. O yol muasır medeniyet yoludur. O yol 55 bin dolar milli gelirin yoludur. Söz veriyoruz, milli geliri arttıracağız. Çok kazanandan çok alacağız. Az kazanandan az alacağız. Garibana ilişmeyeceğiz. Onları doyuracağız. Söz veriyoruz. Maaşlardan değil, fiyatlardan 1-0 atalım mı? 1-0. 1-0 olsun, bizim olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.